burası. Dönümü mü? Dönüme mi? Dönümün evet. Burası çift. Kaç oldu? Kaç dönüm? 1 kilo. İlk sene 1 kilo ekersin. Orijin birinci adam mesela. Bu büyük domatesler. Sen haşlama şeklinde mi yapıyorsun? Aynen patates. Bizim gibi yemek yapıyor. Domatesli salça. Bak şu iki çeşit var kullanıyor. Bunun çerdeği daha büyük. Bak bu büyük. Bunun çerdeği, bunun faydası daha çok. Bu faydası az. Buna göre. Hmm. Parmak izine gitti. Şimdi gördü. Bizim çocuklar 3-4 sefer dönerdi. Allah. Evet. 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 Tırnak var mı Osman Bey? Bir günlük asır. Tırnağı ver ayırdım 5 kilo. Gene arkayı çağırır. 7 lira ekliyor. Hangi boylarına kadar gidiyor abi? Ya şu zaten 6-7 liraya gidiyor şu. Antep'in mangal şeyi, bamyası. Evet, Osmaniye'de şu anda alternatif ürünlerimizden bir tanesi. Bugüne kadar 2010 yılı, 2011 yılı içerisinde 250 dekar olan bamya ekimi inşallah bugün 2019 yılı içerisinde baktığımızda 2595 dönüme kadar yükseldi. İlimiz daha önce alternatif ürün içerisinde bamya tarımı bilinmezken bugün baktığımızda Balıkesir, İzmir ve Amasya'dan sonra Türkiye'de 4. sıraya oturdu. Bamya üretiminde 2010-2011 yılları içerisinde toplam 700-750 kilogram dönüme alım ürün alınıyordu. Ama bugün baktığımızda 1 tonla 1200 ton arası bir verim alınıyor. Tabii insan emeğiyle çok yakından ilgili olan bir tarım. Eğer evinde diğerden, başka bir yerlerden işçi bulamadığında her 2 günde, 3 günde bir mutlaka hasat edilmesi gereken bir ürün 6. ayda, 5. ayın sonunda Mart 15'te ekilir ve 5. ayın sonunda hasat başlar. Ta ki 11. aya kadar 5 ay gibi bir süre hasat edilebilen bir ürün. Bugün baktığımızda Osmaniye ekonomisine 20 ile 25 milyon TL arasında bir girdi sağlamakta. Aynı zamanda çevre illerimizde ta ki Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Kayseri illerimizde ilimizden bamya göndermekteyiz. Bunun yanında baktığımızda yine iş gücü açısından çiftçilerimiz için alternatif olarak düz arazide iyi bir alternatif ürün. Dekara maliyetine baktığımızda çok küçük bir fazla maliyet edilmeden 400-500 lira gibi bir dekara maliyetten sonra 1 ton 200 kilo verimle bugün piyasaya baktığımızda toptan 7 lira 7,5 lira gibi ama perakende 8 lira ile 10 lira arasında bir satış yapmakta. Dolayısıyla dekara kazanca baktığımızda 8-10 bin lira gibi bir cirosu var. Bunun da yaklaşık 3 bin lirasını veya 4 bin lirasını bir masraf saysak kendi hasat şey olarak hasattaki işçi maliyetleri ve diğer maliyetleri toplam dekara 4-5 bin lira gibi bir rakam oluyor ki hiçbir ürünümüzde yok. Yani 10 dönüm bugün bu içinde bulunduğumuz arazimizde 18 dönüm gibi bir yer var. 90-100 bin lira gibi bir para bırakıyor. Diğer ürünlerimizle mukayese ettiğimizde iyi bir alternatif olarak, alternatif ürün olarak düşünüyorum. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada hem de gübre istememesi açısından toprağı da yormuyor bamya. İyi bir ürün. İnşallah bereketli, iyi bir sezon diliyorum kendilerine. Şunu sabahleyin bir saat 5'te kalkarız. İş başı yaparız. Akşam bitene kadar saat 7 olur, 5 olur, 3 olur, 2 olur, 1 olur. Fiyat konusunda biraz fiyattan şikayetçiyiz işte. Bunu şu an Osmaniye'de toptan 7 lira, 6,5 liraya gidiyor. Ama başka illerde 12 lira, 15 lira arasında gittiğini biliyoruz.
Yani bunun bir kooperatifi olsa aslında bütün şu an Osmaniye'den hemen hemen Türkiye'nin bütün illerine, doğuya da gidip batı illerinin hepsine bamya Osmaniye'den gidiyor. Ankara'ya, İstanbul'a, Konya'ya, yani İzmit'e, İzmir'e, her tarafa gidiyor kardeşim. Bizden toptan fiyatına 7 liraya alıyorlar. Onlar kaça veriyor bilmiyorum. İstanbul'da 20 liradan bahsediyorlar, 25 liradan bahsediyorlar. Ankara'da 18-20 liradan bahsediyorlar. Yani çiftçinin elinden çıktıktan sonra değerleniyor. Çiftçinin elinde para etmiyor.